Arkadaşlar kanalıma Maç TV'ye hoş geldiniz. Sezonun ilk derbisi Beşiktaş Fenerbahçe maçıyla beraberiz. Vallahi aklımdan geçen bu maçın berabere bitmesi, gönlümden geçen de beraberlik. Bu maç 1-1 berabere biter diye düşünüyorum. Arkadaşlar like tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı, sahte hesaptan bile olsa takip etmeyi unutmayın. Nedir yani? Direğin dibinden dışarıya Valencia. Vay arkadaş, çok şık vurdu. Fenerbahçe 1-0 öne geçebilirdi. İlk pozisyon, ilk tehlike Valencia dışarıya. İnanılmaz pas, karşı karşıya gol pozisyonu. Kaleci de geçti, bence bitti. Offside, offside. Offside diyecektim, diyemedim. Offside. Ulan be, 0-0 iyi ya. Beşiktaş rahat dur. O 2 metre offside be. Bomboş kaldı. Gol pozisyonu son anda. Şimdi şut kaleci. Offside, offside. Bu nasıl pozisyon? Bu nasıl bir pozisyon? Aman Allah'ım. Aptal çocuklar. Valencia offside. Valencia 5 metre offside. Bomboş kaldı. Bir kafa son anda. Altay dokundu mu, dokunmadı mı? Dokunmadı bence. Direğin yanından dışarıya. Beşiktaş gole çok yaklaştı yine. Dakika 30. Şimdi Valencia geliyor. Fenerbahçe. Bir o kalede, bir bu kalede. Valencia karşı karşıya. Valencia. Bu sefer dersin çıkardı. İnanılmaz. Bir dakika içindeki kalede. İki pozisyon. Şimdi de kenarda kavga çıktı. Anasını satayım. Maç alev aldı. Arkadaşlar. Beşiktaş Fenerbahçe'nin üstüne gitmiyor. Gidemiyor. Baskılı oynayamadı. Fenerbahçe zaten deplasmanda oynuyor. Öyle Beşiktaş'ın üstüne gitmek hurra kolay değil. Tam tipik beraberlik maçı. Yani 0-0'a biter bu maç. İnşallah da 0-0 berabere biter. İkinci yarıda görüşürüz. Zabağa kadar oynansa gol olmaz. Zabağa kadar. Daha fare doğurdu. Tamam ben berabere bitsin istiyordum ama bu kadar da zevksiz, tatsız, susuz bir maç beklemiyordum. Ya Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri. Ama şu oynanan futbola bak. Uykum geldi yine. Ya. Yavaş yavaş. Uyku moduna geçmeye başladı. Boşta kaldı. Şut dışarıya. İnanılmaz. Tam da itiyor da Zalai. Bak burada bir itme var ama. Kim o? Delali itiyor Atilla Zalai. Onu inceler mi hakem? Bakalım. Tayfur'la çıkıyor Beşiktaş. Tayfur baktı arkadaşlarına, döndü Valentin Rozier'e. Raşit Gezal. Gezal yaptı ortasını. Bomboş. Top dışarıda. Gezal onun ortası. Gezal girdi, fark yarattı. Vegors uzanamadı. Tam uykuya dalacak. Gerçekten ama çok sıkıcı maç ya. Arkadaş gerçekten çok sıkıcı maç. Çok bitik maç. Offside de olabilir. Vegas dokunamıyor. Valentin Rozier dripling halinde. Rozier sürekli. Beşiktaş'ı atağa kaldırdı. Valentin Rozier. Rozier yaptı ortayı. Oh, inanılmaz. Golün %90'ı Rozier olacaktı. İnanılmaz. Maçın belki de en net gol pozisyonu. Belki de fazla. En net gol pozisyonu. Vego çok güzel getirdi Rozier. Bir kafa. Bir kafa dışarıya, direğin dibinden dışarıya. En net pozisyon. Maçın pozisyonu bence. Dışarı attı Vegors. Çıldırdı, çıldırdı. İsmail çıldırdı. Dün Adana Demirspor gol atamadı. Bugünkü maçta gol yok. Gole hasret kaldık. 87. dakikada hiç istemememe rağmen Beşiktaş'ın golüne tepki göstermiş oldum. Yapacak bir şey yok. Gol bekliyoruz artık. Gol. Biri atsın ya, yeter ya. Güzel. Yaptı ortayı. Bir kaç. Ooo.
Weghorst 2. Weghorst 2'dir direkt. Tayfur. Umut Meraş. Çalım denedi Umut. Top dışarıda taç. Vay anasını. 88 dakika bekledi pozisyona girmek için Beşiktaş. Şimdi Umut Meraş. Kavis orta geldi. Tayfur top dışarı çıktı. Tayfur. Maçın bitmesini bekledi Beşiktaş. Neredeydin 90 dakikadır? En az 4 dakika daha oynanacak bu maç. Son bölümde Beşiktaş'ın baskısı var. Gezal. Onun ortası. Kafa Tayfur'dan Altay. İkinci kez kafayı vurdu Tayfur. Altay'da kaldı top. Eliyle oyunu başlattı Altay. Aliyop'a yakın. Pası Altay'a. Ve maç bitti. Derbide. Evet arkadaşlar, bir kez daha, bir haftadır hatta iki haftadır beklenen bir dev maç, çok kısır oyunla, son dakikalarda Beşiktaş'ın bir iki pozisyonu var, o hariç kısır bir oyunla çok sıkıcı bir şekilde bitti. Galatasaray için skor çok güzel, bence Fenerbahçe için de güzel skor ama Beşiktaşları bilmiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bu hafta gol yok, Trabzonspor maçı hariç. Haftaya inşallah bol gollü mazışlar izleriz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.